Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Metin Karakuş. Bu videoda da Python modüllerini biraz daha inceleyeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle terminalimi açayım. Açtım terminalimi. Şimdi modüller indiriyorduk ve bu modülleri kullanıyorduk. Mesela halihazırda Python'da bir standart olarak gelen matematik modülü var. Ben size göstereyim onu. Python diye girdim içerisine. Met modülü diye geliyor. Direkt met yazarsam bulamaz, tamam. Öncelikle import met diyeceğiz. Artık import etti. Daha sonra biz bu met modülünü kullanabiliriz. Mesela met modülünde hangileri var? Met nokta. Mesela pov var, tamam mı? Üstü fonksiyonu. Mesela 2'nin 5. kuvveti nedir? 32. Mesela matematikte ne var? Karekökü. Tamam mı? Karekökü modülü var. Ama nasıl yazılıyor unuttum. Şöyle bakabilirsiniz fonksiyonlara. İlgili modülün içerisindeki fonksiyonlara şöyle bakabilirsiniz. Dir, aç parantez içerisinde met diye yazarsak bunu enterladığımızda, bak burada görecek zaten. Karekökü fonksiyonu şu. Yani ben buna artık met nokta sqrt 16 yazarsam ne beklerim? 16'nın karekökü 4, değil mi? 4. Sonuç 4 olarak geliyor. Bu şekilde kullanıyoruz modülleri. Bu modüllerin nasıl çalıştığını bakmak isterseniz de zaten bunun dokümantasyonu var. Nasıl bakacaksınız? Google'a yazacaksınız arkadaşlar. Çok basit şekilde Python met modül diye yazdığınızda en üstte çıkan zaten fonksiyon sayfa burada anlatıyor. Bak, jail neymiş? Ne yapıyormuş? Burada mesela fsum ne? isquarter ne? Bir sürü fonksiyon var burada. Bunların hepsini buradan okuyup inceleyebilirsiniz. Mesela p var mı? Evet. Met.p. P sayısını dönüyormuş bu. Yaptı değer oymuş. Mesela deneyelim hemen. Şöyle yazarsanız. Mesela p eşittir met.p dersek artık p sayısını bizim p değişkenine atamış olacağız. Çalıştıralım şöyle. Bir hata yapıyor. Met p dedik. Direkt böyle parantez içerisinde yazmamak lazım. Şöyle yazarsak eğer artık p değişkenim artık p sayısı oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki kendi modülünüzü nasıl yazarsınız? Tamam, mesela bir modül yazalım beraber. Close dedim. Daha önce yazdığımız fonksiyonlardan bir tanesi vardı. Mesela neydi? Üçgenin alanının hesaplanması, değil mi? Taban alanı, yükseklik aldığı veriler. Bunu alıyor. Daha sonra üçgenin alanı nasıl hesaplıyor? Taban alan çarpı yükseklik bölü 2 yapıyor. Eğer ben bunu bir fonksiyona atarsam, fonksiyonları da gördük. Şöyle diyeceğiz. Def üçgen alanı hesapla t taban alanı virgül y yükseklik. Tamam, iki değer alsın. T ve y. Daha sonra şunları ben tabla fonksiyonun içerisine alayım. Daha sonra taban alanına buradan t diyelim. Yüksekliğe buradan y diyelim. Tamam. Artık taban alanına t dedi, yüksekliğe y dedi. Atama işlemi yaptı. Aslında ben buraya direkt t, buraya direkt y diye değeri diyebilirim. Şöyle yani aslında. T çarpı y bölü 2 alan. Bir de dönüş değeri yapmanız lazım buna. O da şöyle. Return alan. Şuna hiç gerek yok artık. Bunu silebilirsiniz. Veya şuraya şu şekilde yazabilirim. Başına hashtag koyarsam bu kapanmış olur. Burası çalışmaz. Tamam. Bu benim fonksiyonum. Ben bunu modül olarak düşüneyim. Bunu bir de mesela karenin alanının hesaplanması. Bir fonksiyonum daha olsun. O da bölü 2 yok. Değil mi? Kare alanı hesapla. O da
tabanı çarpı yükseklik. Tamam. O da yine alan dönecek. Bunu kaydettim. Şimdi buna bir yeni bir fonksiyon ekleyelim. Yeni bir Python modülü. Modül test dedim. Nokta py. Artık bu modülü import etmek için ne kullanacağım? Import üçgen alanı hesapla. Tabi isimlendirmeyi güzel yapmanız lazım. Aslında böyle tire olan doğru değil. Bunu alt tire ile yapalım şöyle. Üçgen alt tire alanı alt tire hesapla. Ya da bunun üçgen değil, artık burada fonksiyon da var. Alan hesapla. Alan hesapla diye fonksiyonum var. Burada da modüllerden de alan hesaplayı import edeceğim. Alan hesapla. Bakalım. Çalıştırmayı deneyelim. Güzel. Import edebiliyor. Bir sıkıntı yaşamadı. Ben şurayı kapatayım. Şurayı da kapatalım. Şimdi alan hesaplarının içerisinde değerler var. Benim mesela taban eşittir 2, yükseklik eşittir 5. Ben alan hesaplarının içerisinden fonksiyonu çekmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Alan hesapla nokta. Ne yapıyor? Bak burada kare alanını hesapla, üçgen alanını hesapla. Ben üçgen alanını hesaplayacağım. Burada taban virgül yükseklik. Yükseklik. Bu şekilde yazabilirsin. Burada zaten bak çıktı. T ve Y bilgileri çıkıyor burada. Direkt şöyle de yazabilirsin. T eşittir bu. Y eşittir bu şekilde. Çalıştırdığında alan hesapla değeri tanımlanmadı diyor. Tamam mı? Güzel. Güzel. Şimdi şöyle bunu da sileyim. Olay şu arkadaşlar, dosyanın içerisinde olduğu için. Ben bu iki değeri şöyle yapıp en dışa alırsam alan hesapla ve modül test. Kestim bunları. Yapıştırdım. Şimdi tekrar deneyeyim. Çalıştı ama yazdırmadık. Ondan ne yapalım? Bunu bir değere atayalım. Sonuç eşittir. Print sonuç dersem buraya da. Print sonuç. Değeri yazdıralım. Çalıştırdığımda artık ben alanı hesaplamış olacağım. Peki karenin alanını hesaplayalım mesela. Şurayı sildim. Kare alanı hesapla dedim. Çalıştırdım bu sefer. 10 olarak çıktı. Modüller bu şekilde. Peki ben buraya isimlendirmeyi değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsiniz. Şöyle as diyorsunuz. Bunu kısaltma olarak A dedim, tamam mı? Bak burası artık kırmızı döndü. Ben burayı sadece A yaparsam, silip şunu şöylece A yaparsam A nokta kare alanı hesapla veya işte şunu şöyle yapalım. Bunu aşağıya kopyalayalım. Sonuç 2 üçgen alanı hesapla. Sonuç virgül sonuç 2 şeklinde yazdıralım. Çalıştırdığımda artık ikisinin sonucunu da elde ediyorum. Ve isimlendirme de A olarak gelmiş oluyor. Modüller bu şekilde arkadaşlar. Şu dosya yolu muhabbetini ben sonra size anlatacağım zaten. Bu dosya yoluyla ilgili birkaç işlem yapmak lazım. Onları ilerleyen videolarda daha iyi anlayacaksınız.
Şu anda bunu bilmeniz yeterli. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.